Bilim ve düşünceye dair yepyeni bir yayınla sizlerin karşısındayız. Bugün yine çok değerli bir konuğumuz var ve çok önemli bir konu konuşacağız kanaatimce. Sevgili araştırmacı bilim insanı Ayşe Meriç Yazıcı bizimle beraber. Merhabalar hocam. Tekrardan hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar, teşekkürler. Hocam, sizi tanımayanlar açısından bu soruyu sormak istiyorum. Ayşe Meriç Yazıcı kimdir? Kendinizden kısaca bahsedebilir misiniz? Tabii. Ben İstanbul Aydın Üniversitesi'nde doktora yapıyorum şu anda. Yaklaşık bir 8 ay öncesinde de bir Blue Marble Space Institute of Science'da araştırma görevlisi olarak alındım. Orada Mars'ın egemenlik hakları üzerine çalışıyoruz. Ama ben biyomimikle çalışıyorum aynı zamanda yaklaşık bir 6 yıldır. İşte bu biyomimikle tasarımları uzay araştırmalarında kullanılan robotlara entegre ediyoruz. Bu şekilde. Hocam, biyomimikli demişken ben de sizin sayenizde ilk defa duydum biyomimikliyi. Tabii yayın yapacağımız için biraz araştırma gereği duydum. Kendim de çok merak ediyorum bunu. Biyomimikli'nin uygulama alanları nelerdir? Biyomimikli nedir daha doğrusu? Bunlardan biraz bahsedebilir misiniz? Biyomimikli aslında doğadan ilham almadır. Yani doğadan taklitle bir şeyler tasarlamaktır, inovasyon yapmaktır. Yani kısacası. Mesela ne yapıyoruz? İşte en basitinden işte kuş görüp uçak yapıyoruz. Ya da az önce de zaten işte birazdan da anlatacağım zaten farklı farklı tasarımları var bunların. Ama daha çok gibi canlıları taklit etmek üzerine. Şu anda mesela yoğun olarak robot teknolojisini çok kullanılıyor bunlar. Yani NASA'nın mesela hemen hemen uzaya göndereceği bütün robotların hepsi biyomimikriden ilham alınmış. Yani tüm canlılardan ilham alınarak yapılıyor.